Merhaba arkadaşlar, bu videomuzda hosting seçiminden ve local publishing'in öneminden bahsedeceğim. İlk olarak hosting nedir, biraz ondan bahsedeyim. Sitelerin 7/24 webde erişilebilmesi için çeşitli firmalar tarafından sağlanan hizmete hosting deniyor arkadaşlar. Hosting firmalarının sabah akşam çalışan serverları yani sunucuları vardır ve site dosyaları bu sunucularda barındırılır. Böylece kullanıcılar günün her saatinde sitelere erişebilirler. Şimdi hangi hosting firmasını seçmeliyim sorusunu sorabilirsiniz. Hostwall.net diye bir site var arkadaşlar. Burada karşılaştırıyorsunuz. Örneğin fiyatlar bu aralıkta olsun. Ve özellikleri var arkadaşlar. Örneğin disk bana ne kadar disk alanı verecek, ne kadar aylık trafik verecek, kaç adet domain veriyor ve alt domainler arkadaşlar. Sub domainler kaç tane olacak? Sub domain'den kasıt örneğin deneme zinzinzibidi.com gibi bir alt alan adı olabilir. Bunlardan bahsediyor. Şimdi tek tek bu firmalara bakalım arkadaşlar. Örneğin Turhost. Benim kullandığım hosting firması Turhost arkadaşlar. Buradan web hosting'e tıklıyorsunuz. Daha sonra Windows Web Hosting. Burada paketler var arkadaşlar. Bunları görebilirsiniz. Örneğin ASP, ASP.NET, MS SQL desteği veriyor. Disk alanı 500 MB, 5 GB aylık trafik, 1 adet MySQL veri tabanı, 5 adet e-posta hesabı veriyor ve KDV fiyatı ise burada. Bütün hosting firmaları arkadaşlar yıllık fiyatlandırır. Örneğin 52 liraya bir alan adını da katarsak yaklaşık 70 liraya falan, 65-70 liraya site sahibi olabilirsiniz. Benim kullandığım paket ise bireysel hosting. Burada görüyorsunuz sınırsız disk alanı, sınırsız aylık trafik, sınırsız MySQL. Ben bunu kullanıyorum. Paket detaylarına bakın arkadaşlar. Hosting hizmeti alacaksanız, çünkü en az bir senelik alacaksınız bu hizmeti. Bu yüzden paket detayları önemli. MVC 4 desteği olduğundan mutlaka emin olun. .NET 4.0. Bu gibi bilgilerden mutlaka emin olun arkadaşlar. Daha sonra Natro var arkadaşlar. Natro'ya bir bakalım. Natro'da da güzel web hosting paketleri var ve oldukça övüyorlar Natro'yu da. Gördüğünüz gibi Windows ve Linux serverları için iki farklı seçenek var. 500 MB. Burada özelliklerini görebilirsiniz. .NET 4.0 var. MVC 4 yazmamışlar. Fakat bunda da var arkadaşlar. Eminim. Çünkü daha önce ticari web sitesi yaptım. Ve Radore'den bahsedeyim. Bu da işini oldukça iyi yapan bir hosting firması. Şuradan hosting hizmetini görebilirsiniz. Ve biraz pahalıdır arkadaşlar. Bana pahalı geldi. Gördüğünüz gibi aslında o kadar da pahalı değilmiş. Hosting detaylarına ulaşabilirsiniz. MVC 3.0 diyor arkadaşlar. Bu yüzden buralara dikkat edin. Biz 4.0 kullanıyoruz. Bunu almamanızı tavsiye ediyorum. Bunun birlikte arkadaşlar server da kiralayabilirsiniz. Hemen göstereyim. Radore'den server kiralamıştım. Bu arada arkadaşlar Radore iyidir. Şikayet var. .com. Şu altta da görebildiğiniz gibi Radore tarafından hosting edilmekte. Şimdi server'a bağlanalım arkadaşlar. Buradan WinK R yaptım. Windows tuşu ve R'ye aynı anda bastım. MSTSC yazıyorum. Tekrar ediyorum. MSTSC yazıyorum. OK'ye tıkladım. Ve Connect diyorum. Daha sonra bana bir pasaport soruyor. Buraya yazıyorum şifremi. Ve bağlanıyorum. Windows Server 2012 arkadaşlar, bu şekilde sunucuya da bağlanabilirsiniz. Bu olayı daha çok yazılımcılar tercih ediyor.
Ve pahalıdır arkadaşlar Windows Server kiralamak. Aylık yaklaşık 100 küsür liraya mal oluyor. Bunu da belirteyim. Bugünkü fiyatla tabii ki. Birden fazla alan adı barındırabiliyorsunuz domainleri buraya aktararak. Bunu da Server Manager olayıyla yapıyorsunuz. Bunu daha çok yazılımcılar kullanıyor. Ben de iş hayatımda kullandım. Onu da belirteyim. Domain aktarma gibi işlemler için Server Manager kullanıyorsunuz. Ve arkadaşlar burada site dosyaları da oluyor. Örneğin buraya gelip gördüğünüz content, scripts, views'ler hepsi burada. Bunlara masa üstünden kendi bilgisayarınızdan kopyalayıp yapıştırmak için Ctrl-C, Ctrl-V yapıyorsunuz. Sürükle bırak işlemiyor. Bunu da belirteyim. Eğer böyle bir sunucu olayına girmek istiyorsanız. Kapatıyorum arkadaşlar. Hosting firmasını seçtikten sonra, hosting seçiminizi yaptıktan sonra ve ilk defa bir web sitesi sahibi olacaksanız alan adınızı da alacaksınız arkadaşlar. Alan adını da alacaksınız. Örneğin satın al diyelim. Almak istediğiniz alan adını da buraya yazabilirsiniz. Böylece bir site sahibi olacaksınız. Alan adını alırken arkadaşlar en az 2 senelik almaya özen gösterin derim. Hosting paketini aldıktan sonra arkadaşlar firma size gerekli bilgileri verecektir. Örneğin hangi e-posta adresiyle aldıysanız oraya giriyorsunuz yönetim paneline. Şöyle göstereyim. Buradan arkadaşlar kendi alan adım burada görüyorsunuz. Plesk giriş diyor. Plesk'e giriyoruz. Yönetim paneline bağlanıyoruz. Ve FTP erişimi var. Bu arada bize vereceği IP adresi de bu gördüğünüz gibi. Şuradaki IP adresi. FTP erişimine tıkladıktan sonra kullanıcıyı görüyorsunuz arkadaşlar. Bu benim oluşturduğum kullanıcı adı. Ek FTP hesabı oluştur. Örneğin admin yazabilirsiniz. Daha sonra şifresini yazacaksınız. Okuma izni, yazma izni verin. Ve tamama tıklayın. Bu kadar basit arkadaşlar. Daha sonra FileZilla'yı açıyorum. Şöyle tıklayayım. İşte kendi oluşturduğum kullanıcı adı, pasaport ve host yani şu kısım IP alanı. Burası portu boş bırakıyorum. Gerek yok. Direkt buradan da bağlanabilirsiniz. Sitenizin IP adresini, kendi oluşturduğunuz kullanıcı adını, şifrenizi yazdıktan sonra bağlana tıklayabilirsiniz. Ben daha hızlı olsun diye bu şekilde oluşturdum. Ve sitenize barındırıldığı sunucuya erişebilirsiniz arkadaşlar. Ana dosyanız, ana klasörünüz diyeyim. HTTP DOCS klasörü arkadaşlar. Bütün dosyalarınız burada olur. Bunu da belirteyim. Şimdi buraya geldikten sonra Local Publish'ten bahsedeyim arkadaşlar. Local Publish nedir? Local Publish, sitenizin kendi bilgisayarınıza, kendi işletim sisteminize yayınlanmasıdır. Peki neden tercih edilir? Çünkü arkadaşlar site çok büyük olabilir. Örneğin boyutu çok büyük olabilir. 1 nokta yaklaşık 1 GB bir sitem var. Ben bunu her seferinde publish edersem çok uzun sürer. Küçük bir değişiklik yaptım diyelim ve publish ettim. Bunu yaparsam sitem varsayımsal olarak atıyorum 1 saatte yayınlanır tamamı. Bu da çok yorucudur ve tasarımcı bunu istemez. Bunun için local publish kullanıyoruz. Şimdi proje adıma sağ tıklıyorum. Daha sonra publish diyorum. Buradan lokal ve zinzinzibi de olmak üzere 2 tane var. Zinzinzibi de benim FTP için oluşturduğum bir publish profili arkadaşlar. Bunu belirteyim. Bunu zaten biliyorsunuz. Sitenin web'de yayınlanması kısmında anlatmıştım. Bir de lokalden bahsedeyim. Connection arkadaşlar publish metot, file system. Target location'ı ise buradan siz seçiyorsunuz. Masaüstünü seçin ve daha sonra sonuna
slash local kendi adınızı, kendi nickinizi yazabilirsiniz. Bu klasörü kendi oluşturacak arkadaşlar. Bu klasörün olmasına gerek yok. Settings'ten Relays'i seçin. Debugger'ı seçmeyin. Preview'den ise zaten görüyorsunuz. Publish dedikten sonra hızlı bir şekilde masaüstüne sitenizi yayınlayacaktır arkadaşlar Visual Studio. Yayınlama bittikten sonra Succeeded aldığınızdan, bildirimini aldığınızdan emin olun arkadaşlar. Failed olmamasına özen gösterin. Failed varsa bir sorun vardır. Ve daha sonra buraya yayınlandı sitemiz. Zaten görüyorsunuz. FileZilla'yı açın. Örneğin diyelim ki şurayı açayım hemen. Sadece bu kısımda arkadaşlar. Views'te bir değişiklik yaptınız diyelim. Bu kısımlarda. Ve bunun için tüm siteyi tekrar publish etmiyoruz. Değişiklik yaptığınız kısmı atın. Şöyle göstereyim. Dedik ki biz burada bir değişiklik yaptık. Yeni sayfalar ekledik diyelim. Örneğin bu sayfayı değiştirdik arkadaşlar. Bunu atıyorum. Üzerine yazsın mı diye soruyor. Yazsın. Ve daha sonra kök dizinine çıkıyorum arkadaşlar. Site dosyalarımın olduğu. Publish'te bana Bean klasörünün içinde kendi sitemin olduğu bir DLL dosyası vardır. Bunu da alıp Bean klasörünün içine sürükle bırak yapıyorum. Bu şekilde sitem güncellenmiş oluyor arkadaşlar. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Kendinize iyi bakın.